Ortodont tedavisi aslında eskiden yaygın gelen bir görüş, çocuklara yapılırdı denirdi. Hayır, ortodonti tedavisi her yaştaki bireye uygulanabilir. Sadece süt dişlerinin ağza çıkmaya başlaması ve çocuğun yaklaşık olarak 7 yaşına gelmesi beklenebilir. 7 yaş ve sonrası bütün bireylerde ortodonti tedavisi yapılabilir. Ortodonti tedavisinin gerekli olmasının en büyük sebebi, her yaştan hasta doğal gülmeye, güzel gülmeye, sağlıklı bir ağza ihtiyacı vardır. Ağızda iki tip dişlenme dönemi vardır. Birincisi süt dişlenme dönemidir. İkincisi daimi dişlenme dönemidir. Süt dişlenme dönemi bebek yaklaşık 6 aylıkken başlar, 2 yaşına kadar sürebilir. Süt dişlenme döneminde eğer çocuğunuzun ağzındaki dişler birbirine çok yakınsa ve bir inci gibi dizilmişse dikkat edin, bu bir problem. Aslında velilerin bana en çok gelmesinin sebebi süt dişlerinin arasında aralık olması. Ama çok şaşırtıcı bir şey söyleyeceğim. Eğer süt dişleri birbirine bitişik şekilde dizilmişse işte problem orada başlıyor. Çünkü süt dişlerinin boyutuyla alttan gelen daimi dişlerin boyutu birbirine eşit değildir. Alttan gelen daimi dişlerin boyutu süt dişlerinden daha büyüktür. Ve bundan dolayı süt dişleri aralıklı konumlanmalıdır. Eğer aralıklı konumlanmadıysa çarpışıklık oluşacaktır. Çünkü süt dişleri düştüğünde yerine gelecek daha büyük dişler çene kafesinde yer bulamayacağı için yanlış yerlerde çıkacaktır. Ve biz de ortodont tedavisine başlayacağız. Çok önemli bir şey var. 7 yaş ile 14 yaş arasında ileride tedavi edilmesi çok güç olan vakalar çok rahat bir şekilde tedavi edilebilir. Çünkü dişteki çarpışıklıkların bir sebebi de iskeletsel problemlerdir. İskeletsel problemler ergenlik yaşında, yani 7 yaş ile 14 yaş arasında çok rahat bir şekilde tedavi edilebilir. Çünkü çene gelişimine yön verebiliriz. Aynı bir bitkiyi yetiştirdiğimiz gibi çocuğumuzu da çenesini yetiştirebiliriz. Onu istediğimiz kalıba uygun hale getirebiliriz. Bunu nasıl sağlarız? Bunu yüzün dışında veya yüzün içerisinde uygulayacağımız çeşitli apareylerle, mesela üst çenenin gelişimini aktive edecek veya üst çenenin gelişimini durduracak veya alt çene için de aynı şekilde durduracak veya o konuda stimüle edecek apareyler uygulayabiliriz. Böylelikle istediğimiz formda iskeletsel gelişim sağlayabiliriz. Burada ailelere büyük bir görev düşüyor. Uzman bir hekimle çocuğunuzu 7 yaşında tanıştırmalısınız. Ortodontik açıdan. Çünkü biraz önce bahsettiğim gibi çocuğunuzun ergenlik gelişimi, kemik gelişimi oluşmaya başlamaktadır. Ortodontik tedavi neden yapılmalı? Çünkü dişleri fırçalayın diye sürekli anlatıyoruz ama dişler ağızda ideal bir şekilde konumlanmadığında ne kadar fırçalasanız da ideal bir şekilde temizleyemezsiniz. O yüzden ortodontik tedavi bizim can simidimiz. Dişleri ağızda iyi bir şekilde, güzel bir şekilde sıralamalıyız. Eğer sıralarsak siz de iyi fırçalayacaksınız, iyi fırçalayabileceksiniz. Çünkü çarpışıklık olan, ağzında dişlerinin formunda bozukluk olan hastalarda çok ciddi oranda çürüklükler vardır. Çünkü fırça yüzeyi oraya girmeyecektir. Ve bir de eğer dişleri uygun bir şekilde kapanmıyorsa hastalarda eklem problemi başlayabilir. Eklem problemi dişler doğru kapanmadığı zaman eklemlere gelen aşırı yükle karakterizedir. Eğer eklemlere aşırı yük gelirse eklemlerde kireçlenme, bozukluklar ve ağız açıklığında azalmalar görülebilir. Bundan dolayı ortodontik tedaviyi kullanmalıyız. Ortodontik tedavi çok yavaş yavaş yapılan bir tedavi. Neden? Çünkü dişimize hareket verdiğimiz için bu hareketin belli bir Newton boyutu olmalı. Eğer dişe çok ciddi bir kuvvet verirseniz dişte problemlere yol açabilirsiniz. O yüzden biz yavaş yavaş dişi hareket ettirmek istiyoruz. Bundan dolayı tedavi süresi uzun olmaktadır. Yaklaşık olarak 1 yıl ile 2 yıl arasında sürebilir. Yani 1 yıl ile 2 yıl arasında birçok vakayı tedavi edebiliriz.
Ortodontik tedavi sırasında hastalarımızın dikkat etmesi gereken çok önemli şeyler var. Çünkü eğer biz ortodontiyi braket uygulayarak, yani dişlerin ön yüzeyine telleri uygulayarak tedavi ediyorsak, bu braketler sonuçta dişe yapıştığı için kopma eğiliminde olabilirler. Hastalardan en büyük ricamız, biliyorum üzüleceksiniz ama ne yazık ki erik yiyemeyeceksiniz. Çünkü erik gibi benzeri ısıracağımız gıdalar ağzınızdaki braketlerin çıkmasına sebep olabilir. Biz braketlere hareket veriyoruz ve braketlere verdiğimiz hareketlerle dişleriniz de hareket ediyor. Siz bu telleri koparırsanız dişlerinizdeki hareket duraksar. Dişlerinizdeki hareket duraksayacağı için tedavi de duraksar. Tedavi süreniz uzun olabilir. Bundan dolayı hastalar diyetlerine dikkat etmeli. Asitli gıdalar tükettiğinde bizim telleri dişe yapıştırdığımız mekanizma bozulabilir. O yüzden asitli gıdalardan kaçınılmalı. Yoğun spor yapan hastalarımız, ağzınızda teller mevcut olduğu için bu bölgeyi alacağınız bir hareket, bir darbe yumuşak doku yaralanmalarına yol açabilir. O yüzden spordan önce tellerinizi koruyucu apareller uygulamalıyız. En çok gelen sorulardan bir tanesi de her yaşta ortodonti yapılabilir mi sorusu. Evet, 40 yaşında, 50 yaşında, 60 yaşında bile ortodonti yapılabiliriz. Biz neden ortodontiyi seviyoruz? Çünkü eğer dişlerinizin formu düzgünse, dişlerinizin şekli güzelse, dişleriniz küçük değilse, sadece çarpışıklık varsa biz dişlerinize hiç dokunmadan size mükemmel gülüşler hediye edebiliriz. Bundan dolayı ilk tedavi yöntemimiz ortodontidir. Ortodonti bazı durumlarda protezlerle beraber uygulanabilir. Eğer dişlerin arası çok ayrıksa ve dişlerin arası ortodontik tedaviyle istediğimiz şekilde kapatılamayacaksa önce ortodonti uygularız. Ve ortodonti sonrası lamine veya tam seramik kronlar uygulayabiliriz. Ortodontik tedavi sırasında en önemli konulardan bir tanesi de ağız hijyenidir. Çünkü ağza tel materyalini uyguladığımız için o bölgelerde ekstra tutunma alanları oluştururuz. Bunu istemeden yapıyoruz. Çünkü dişe hareket verebilmek için tellere muhtaçız. Bu tellerin arasında kalan besinler sizin diş etlerinizi hasta edebilir. Üzülerek söylüyorum, belki size iş yükü olarak gelecek ama her yemekten sonra fırçalamanız gerekiyor. Bu çok önemli. Tel kullanan hastaların her yemekten sonra dişlerini fırçalaması gerekiyor. Tellerin arasında biriken besinler diş eti problemlerine, yeni oluşacak çürüklere yol açabilir. O yüzden kesinlikle ortodonti tedavisi gören hastalarımın yanında diş fırçası taşımasını kesinlikle istiyorum. Peki, bazı hastalarım geliyor. Hocam, ben tel kullanmak istemiyorum. Tellerin gözükmesi rahatsız ediyor. Ne yapabiliriz? İşte Derya'yı da tedavi ettiğimiz gibi ufak çarpışıklıkları telsiz ortodonti ile plaklar ile tedavi edebiliriz. Plak tedavisi şöyle ileri gelir. Hasta kliniğe ilk geldiğinde ondan görüntüler ve ölçüler alır. Bu ölçüleri teknik ekibimle beraber incelediğimde bu tedavi süresinin ne kadar süreceğini önceden hesap ederiz. Bu uyguladığımız plaklar dişlere minimal kuvvetler verir. Ve plaklar her 15 günde bir değiştirilir ve böylelikle dişler yavaş yavaş istediğimiz konuma getirilebilir. Bu çok çığır açıcı bir tedavi yöntemidir. Ama unutmayın, her vakada uygulanamaz. Çok ciddi çarpışıklık bozukluğu varsa, çok ciddi iskeletsel problemi varsa plaklarla ne yazık ki tedavi edemeyiz. Ama ön iki dişin, ön üç dişin ve ön bölgenin hafif çarpışıklığında bu telsiz ortodontiyi, plağı kullanmak istiyoruz. Ve böylelikle hastalarımın en büyük problemi, estetik kaygıları sıfıra indiriyoruz. Derya çok mutlu. Çünkü tel kullanmadan plaklarla onu tedavi ettik. Sosyal hayatına bu şekilde devam etmek istedi. Ama unutmayın, biz tellere muhtacız. Çünkü bütün vakaları plaklarla tedavi edemeyiz.